Hepinize iyi günler diliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanının her yıl Aralık ayında basın mensuplarıyla yaptığı geleneksel bir basın toplantısı vardı. Tüm basın mensupları bekliyordu. Biz de tabii böyle bir toplantının yapılmasını, orada bu son bir yıllık bir değerlendirmenin yapılmasını vatandaşlara izahsız bir şekilde destek verdikleri Cumhur İttifakı üzerinden destek verdikleri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin vatandaşlara çektirdikleri üzerinden, öğrencilere çektirdikleri üzerinden, gazetecilere çektirdikleri üzerinden, fakir fukaraya, garip gurebaya çektirdikleri üzerinden bir değerlendirme, bir öz beklerdik. Ama bunu yapmak yerine bu sene partilerine müzayir Türk Gün Gazetesi'ne demeç vermekle yetinmiş Sayın Bahçeli. Verdiği demeçte tabii Yerel seçimlerdeki hazımsızlığın yerel seçimler sonuçlarına gösterdikleri hazımsızlığın bir devamını göstermişler. 31 Mart tarihinde hep birlikte milletin önüne çıktık. Biz dedik ki Mart'ın sonu bahar olacak. Her şey çok güzel olacak. Onlar da dediler ki bu Türkiye için beka sorunu olur. İstanbullular 31 Mart'ta karar verdiler. Mart'ın sonu bahar olsun dediler. Bahçeli'nin korku senaryosuna değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Millet İttifakı'nın baharına, güneşine, umuduna oy verdiler. Bunu hazmedemedi ne Sayın Bahçeli, ne Erdoğan, ne saray. Ve ne yaptılar? YSK'ya yaptıkları başvuruyla İstanbul'da kendi verilerini onlara emanet eden ve İstanbul'un hastanelerine gidip de Psikiyatri servisine başvuran herkesin raporlarını, verilerini aldılar. Bavul bavul YSK'ya taşıdılar. Bunlar oy kullandı, kullanamaz. Bunlar kısıtlıdır falan dediler. Bu kadar kendilerine emanet etmiş sağlık verilerini bile bu hazımsızlığa alet ettiler. Seçimleri iptal ettirdiler. Sonra ne dediler? Osmanlı tokata atacağız. Ne zaman? 24 Haziran'da Osmanlı tokata atmaya gidiyoruz dediler 23 Haziran'da. Ne yapacaktı Sayın Bahçeli? mitili İstanbul'a serecekti. Seçime kadar kalkmayacaktı. Köprülerden geçerken şakarlı arabalarla klipler çektiler. Mehter marşlarıyla. Üç gün sonra, iki gün sonra sessizce Ankara'ya döndüler. Neden? Mitili atıp da kalamadılar. Çünkü İstanbullu milli irade deyip kendileri seçim kazandığında bunu kutsayıp Kendileri kaybettiğinde mundar oldu diye aşağılanan iradesine sahip çıktı. Ne MHP'nin sokakta yüzüne baktı ne AK Parti'nin. Hak yendi dedi. Ve sessizce 23 Haziran'ı bekledi. Haziran seçimlerinde tekrar seçimlerinde Osmanlı tokatı açacağız diyen Cumhur İttifakı'na bir demokrasi tokatı attı. Şimdi bunu unutmuş görülüyorlar. Fahrettin Koca'ya söyleyelim hatırlatma dozunu yakında seçmen bir kez daha yapacak Cumhur İttifakına. Yakında hatırlatma dozu geliyor. Seçmenin kararına saygı duymayan, seçimi kendi kazanınca önemseyen, kaybedince seçmen kararını hakir görenlere hatırlatma dozu geliyor yakında. Bu sefer de başladılar İstanbul seçimlerinin İkinci seçimi 806 bin farkla Ekrem İmamoğlu'na veren İstanbullu'nun kararına karşı Suç İşleri Bakanı'nın tevziratı. Ne diyordu Suç İşleri Bakanı? 500'ün üzerinde terör örgütüne, mizahir terör örgütüyle irtibatlı kişi var. Bunların 455'i de filanca işte PKK terör örgütünden. Oralardan rakamları verdiler verdiler döndük dolaştık. 5 kişilik Diyaydar iddianamesine saplandık. Nedir? Din ile yardımlaşma derneği diye bir dernek var. Bu derneğinle ilgili bir soruşturma daha doğrusu bir iddianame kabul edildi. İki tane gizli tanığa dayandırılıyor. Bir tane de PKK hükümlüsünün beyanlarına. E bakılır o iddianameye orada suçlananlardan bir tanesi İBB çalışanıysa ceza alırsa otomatikman gider. Nerede 550'den fazla terör örgütüyle irtibatlı bir tane iddianame. İddianameye baktığınızda iddianamedeki temel iddiaların başında şu geliyor. Bu kişiler dernekleriyle birlikte çözüm sürecini desteklemişler. Yanlış duymadınız. Bu kişilerle ilgili temel dayanak bunlar çözüm sürecini desteklediler. Bu dernek ve bu kişiler. Çözüm sürecinde masanın bir tarafında kim var? Masanın bir tarafında Tayyip Erdoğan yani onun yolladıkları Mahir Ünal, Hakan Fidan, Yalçın Akdoğan. Şimdi masanın öbür tarafında olanlarla beraber çözüm sürecini destekledi diyen Diaydere masanın bu tarafında oturanların yönelttiği suçlama. Ya bir masa kurulmuş, bir anlaşma yapılmış veya anlaşılmaya çalışılmışsa üstünden geçen zamanda masanın bu tarafını suçlu, bu tarafını suçsuz ilan edebilmek ancak AK Parti ve onun emrindeki savcıların yapabileceği bir iştir. Başka bir şey değil. Eğer bir hesap verilecekse önce bir Mahir Ünal'dan soralım hesabı. Hakan Fidan'dan soralım hesabı. Sonra gelelim o sürece destek verdiler diye başkalarını suçlayalım. Bunun yanında tabii Beş tane gazsal var diyorlar bu derneğin üyesi İBB'de çalışıyor. Bir suç varsa çekilir. Bir ceza varsa gereği yapılır. Ama bundan 85 bin kişinin görev yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanını sorumlu tutup hadi bakalım devlet bahçelinin ifadelerine baktığınızda yok görevden alınmalıymış yok yerine yenisi seçilmeliymiş. Yok ya eğer eğer cesaretiniz varsa cesaretiniz varsa hemen hakeme gidelim. Demokrasilerde hakem millettir. Millete gideceksiniz, o kararını verecek. Cesaretiniz varsa bütün seçimleri yenileyebilirsiniz. Millet size nasıl bir demokrasi tokatı atacak ortada. Ama yok öyle olmasın. Biz millete gidince oy alamıyoruz, kayyum yoluyla atıyoruz. Vay be! Nereden nereye geldik? Zaten Devlet Bahçeli'nin demokrasi anlayışı başka bir yerde. Kendilerini milli irade kahramanı yapanlara da küçük ortaklarının yaklaşımını göstermek lazım. Bir yandan kendileri alamadıkları İstanbul Büyükşehir ile ilgili Tevfik Göksu belediye koridorlarında kulağına geliyormuş. Terör örgütü mensupları varmış dedikodu üzerinden. Süleyman Soylu makamını işgal ettiği yerde suçla mücadele etmek varken etmesi gerekirse suç işleri bakanı olarak iftiralar atarak alamadıkları seçmenin vermediği İstanbullunun vermediği yetkiyi başka yollarla alacaklarmış. Bunu da not ediyoruz. Bunu benim not etmem bir şey değil. Bunu seçmen not ediyor. Tarih not ediyor. 20 yıl sonunda savruldukları yeri not ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi gibi güçlü gelenekten gelen bir partinin yöneticilerinin düştüğü durumu not ediyor. Sen 7 Haziran'da yüzde 17 oy alacaksın. Son ankette üç buçuk. O oyunda da iki eski AKP oyları. 7 Haziran'da 17 kişi oy vermiş. O 17 kişiden bir tanesi şimdi oy veriyor. Halen daha devam. Neymiş? Cumhuriyet Halk Partisi milli güvenliğimiz açısından bir sorunmuş. Lafa bak. Önemli bir tespit. AK Partililer alkışlıyorsunuz. Buyurun. Sayın Bahçeli. Erdoğan ve AKP milli güvenliğimiz için en az PKK kadar tehdittir. En az. Kim söylüyor bunu? Devlet Bahçeli. Ne yapmışlar? MHP'nin bütün hesaplarından paylaşmışlar. Resmi hesap. Ona buna küfür etmekle uğraşan MHP'nin küfür darcı çok iri olan genel başkan yardımcısını hatırlatalım. Bunun arkasında mısın kardeşim? Semih Bey, bu tweet'i alıntılayıp üstüne bir şey yazsana. Yazın hadi. Tweet'iniz duruyor. Alıntılayın. Sözümüzün arkasındayız deyin. Bundan beş sene önce PKK'dan daha büyük tehdittir dediğiniz partinin koluna girmişsiniz. Bir de oradan şimdi o partiye İstanbul'u da çeşitli oyunlarla teslim etmek için bu tweetin arkasında duran varsa söylesin. Çekildiklerini söyleyen varsa gerekçesini söylesin. Biz çıkıp PKK'dan daha büyük tehditsin desek bugün yer yerinden oynar diyen kişiyle kol kola girmişler. Ondan sonra Semih Bey alıyor eline telefonu. Küfür de küfür. Daha ciddi işlerimiz var. Öğretmenlik meslek kanunu. Nihayet Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllardır üzerinde durduğu bu meslek kanunu AKP'nin anketlerdeki önlenemez düşüşüne çare olsun diye ortaya çıkarılan paketle birlikte gündeme geldi. Ne kadar mutlu ki bize 900 liraydı bu ülkede askeri ücret. 1500 lira yapacağız deyince dünyanın lafını söylediler. Sonra biz de yapacağız dediler. Muhalefetteyken askeri ücrete zam yapabilen tek partiyiz. Daha sonrasında bugünkü sürece kadar geldik. Hep Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesiyle. 7 Haziran'da intibak yasası dedik. Biz de yapacağız dediler. Mecbur kaldılar. Emekliye ikramiye demiştik. Önce verilemez dediler, sonra biz de vereceğiz dediler, verdiler. Taşeron'a kadro demiştik, verilemez dediler, sonra biz de vereceğiz dediler, verdiler. Bugün geldiğimiz noktada önlenemez düşüşlerinden yüzde 25'in altına inen oylarından, bütün anketlerde son bir haftada açıklanan 3600 ek göstergiyi de verecekler, öğretmenlik meslek kanunu da çıkaracaklar, akla gelebilecek her noktada acaba bu düşüşü ortadan kaldırabilir miyiz diyorlar. İnsanlar 20 yıldır verilip de tutulmayan sözleri unutmuyorlar. Ama bugün öğretmenlik meslek kanunu gündeme geldiyse bunun toplumda önemli bir beklentiye dönüşmesi açısından CHP'nin yıllardır verdiği mücadeleyi de öğretmenlerimizde, emekli öğretmenlerimizde biliyorlar. Şimdi bu kanun gündeme geliyor. Mahir Ünal da konuyla ilgili açıklamalar yapıyor. Nereden duydu Türkiye bunu? Recep Tayyip Erdoğan dedi ki dün akşam öğretmenlik meslek kanununu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yolladık. Hemen bütün gazeteci arkadaşlar yaptı biz yaptık. Bir görelim bakalım ne varmış kanunda. Girdik internet sitesine kanun sunulmamış meclise. Şu ana kadar sunuldu mu? Hayır. Tayyip Erdoğan'ın kastettiği şu. Biz sarayda hazırladık, meclise yolladık diyor. Mahir'in alın haberi yok kanundan. Bugün diyor ki imzayı açtık milletvekillerimizin diyor. Hani siz referandumda bu insanlardan o isterken artık kanunlar sadece milletvekilleri tarafından hazırlanacak. Bakanlar yürütme kanun teklifi sunamayacak diyordunuz. Dün kanun teklifi yollandı diyor haberiniz yok. Bugün imzayı açmışsınız. Kanun teklifinin altına milletvekilleri imza atıyorlar. Anayasaya karşı muazzam suçu. Kanun teklifi sarayda hazırlandı. Dün akşamki ifadeyle ve bugün hepinizin gözü önünde suçüstü yakalandılar. Her zamanki gibi. Şimdi bu kanun teklifi gel gelecek ve yapılan açıklamalardan edinilen bilgilere göre 12 maddelik cılız bir teklif. Mümkünü yok, beklentileri karşılamıyor. Yalan yanlış işler var örneğin içinde kariyer basamakları var yine. 2006 yılında Anayasa Mahkemesi iptal etmişti. İşletemediler daha sonra da. Ve bu kariyer basamakları öğretmenlik meslek kanununda bizim kaldırılması gerektiğini savunduğumuz basamaklar. Neden? Öğretmenleri kategorize ediyor. Çocuğu aday öğretmene düşen, öğretmene düşen, uzman öğretmene düşen, baş öğretmene düşen arasında çocuklar arasında veliler açısından önemli bir güvensizlik. Sadece yılı tamamlamadığı için uzman olamayan ama liyakati tam olan öğretmenler ve bir temel bir prensip aykırı. Bütün öğretmenler uzmandır. Eğer öğretmen ünvanını verdiysen ona çocuk emanet ediyorsan uzmandır. Öğretmenin ikinci kalitesi kademesi bekleyeni alimi kurmayı olmaz. Öğretmen öğretmendir ve hepsi uzmandır. Biz bütün öğretmenler uzman kabul edilmeli. Ona göre de ücretlendirilmelidir diyoruz. Bu arkadaşlar 10 yılı doldurana uzman öğretmen, daha sonra da baş öğretmen